Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özhan. Bu dersimizde SQL Server kitabımızın güvenlik ile ilgili bölümünün örneklerinden bir kısmını, bazılarını inceleyeceğiz. Bununla ilgili güvenlikle ilgili kitabımızda iki ayrı bölüm vardı. Birincisi SQL Server kod güvenliği tarafındaki SQL Injection konuları ve bunlarla ilgili yaptığımız örnekleri inceleyeceğiz şimdi. Bir diğeri ise SQL Server erişim güvenliği. Bu da yetkilendirme ve izinlerle alakalı SQL Server yönetimsel özelliklerini içeren bir bölüm ve bunun içerisinde de bazı örnekleri inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle SQL Server'da injection konusunu temelini kitaptan öğrenmeniz gerekiyor. Şu an temele girmeyeceğim. Örnek olarak bazı örnekler yapacağız şimdi. Öncelikle SQL Server içerisinde injection ne anlama gelir? Temel bir sorgu hazırlayalım. Normalde oluşturduğumuz select sorgularında bu şekilde basit bir where cümlesi kullanılır. Bunun sonucunda bana bir kayıt gelecektir ve gördüğünüz gibi tek bir kayıt geldi. Ancak SQL Injection ile bu sorgu çok basit bir şekilde aşılarak arasına yeni bir kod enjekte edilebilir. Burada yeni kod, koddan kastım ve enjekte etmekten kastım bu işaretlediğim son kısım. Or 1 eşittir 1 şeklinde bir kod ekledim. Bunu eklediğim zaman ne olacak? Peki, tablodaki tüm kayıtları getirdi. İşte injection'ın tehlikesi budur diyeceğim ve tabii ki injection ile ilgili ya da veri tabanıyla ilgili yeni karşılaşanlar, bu konuyla yeni karşılaşanlar bunun ne olduğunu ya da nasıl bir sıkıntıya sebep olabileceğini bilemeyebilirler. Bu nedenle kitaptaki detayları incelemenizi öneriyorum. Bir başka örnek yapacağız. Birkaç tane örnek. Bunları da kullanıcılar isimli yeni bir tabloda yapacağız. Bu kullanıcılar tablosunu Digibill isminde yeni bir veri tabanında yapıyorum. Ve bu veri tabanı içerisinde şu şekilde göstereyim. Kullanıcılar adında bir tablo var. Bunun içerisinde 5 adet sütun ve 3 tane kayıt var. Bunların içerisinde basit bir select sorgusu ile örneğin e-mail adresine göre select işlemi nasıl yapılır? Bir e-mail ile sorgulama işlemi diye özetleyebilirim. Basit olarak bir mail adresi aradım ve bu mail adresine uygun olan kaydı getirdim. Peki bu sorguyu bir araya kod enjekte ederek nasıl manipüle edebiliriz? Bunun için de altta farklı bir sorgu hazırladım. Bunun içerisinde sadece Digibill yazıyor. Burada ne yazdığı önemli değil. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Buradaki sıkıntı zaten buradaki yazının herhangi bir işleme tabi tutulmaması. Yani bu göz ardı ediliyor. Ve bundan sonra eklediğim or ve sonrasındaki tek tırnaklar içerisindeki x ve aradaki eşittir işareti bu sorgunun tüm kayıtları getirmesini sağladı. Yani bu şekilde bir araya kod enjekte etmiş oldum. Farklı bir örnekte tabii ki SQL Injection'ın tek bir yöntemi yok. Birden fazla farklı yöntemleri var. Şimdi bu sorgumu çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi gene tüm kayıtları getirdim. Halbuki burada hiçbir değer yok. Yani görünürde normal SQL sorgularıyla sorgu çerçevesinde bakarsak herhangi bir sorgu içeriği aranmıyor burada. Yalnız gene bahsettiğim gibi aradaki benim belirlediğim
ve araya ekleyerek oluşturduğum, enjekte ettiğim kodlar sayesinde bu sorgu bir tablo içerisindeki tüm kaliteyi getirecek hale dönüştürüldü. Şimdi farklı bir örnek yapacağız. Bu injection'ın ne kadar sıkıntılı olabileceğini, ne kadar büyük sorunlara yol açabileceğini göstermek için ben sadece select sorgusuyla bir tabloyu nasıl silebilirim? Mesela kullanıcı formunda örneğin basit bir select sorgusu var ya da bir web sitesinde. Bu sorguyu keşfettiğimde ben arayüzden, tabii filtrelenmeyen bir kod filtrelemeyen bir arayüzden arka planda komut olarak bir drop table sorgusu gönderdiğimde sonuç ne olur? Bunu düşünmek gerek ya da bir URL üzerinden ben bir injection yakaladım, yani SQL injection açığı keşfettiğim bir web sitesine işte drop table sorgusunu gönderdiğim zaman sonuç ne olur? Bunu denemek için öncelikle ürünler tablosuna ihtiyacımız var. Burada bir ürünler tablomuz var. İçerisi sadece deneme olarak bir sütun ekledim. Ben bunu sorguyu çalıştırmadan önce şöyle bir okuyorum. E-mail, e-mail'da herhangi bir bilgi yok. Göstermelik bir X yazdım. Ve noktalı virgülden sonra da drop table ürünler şeklinde kapattım ve iki tane tire yerleştirdim. Sorgu çalıştı. Herhangi bir sonuç dönmedi tabii. Tables kısmını refresh dedim ve artık ürünler tablosu yok. Bir başka örnek ise aslında veri tabanlı güvenlik hani bitmeyecek kadar detaylı bir kavramdır. Bu nedenle anlat anlat bitmeyecek bir durum diye özetleyebilirim. Ancak sorgu içerisinde kullanılan en kötü kodlama yöntemlerinden birisi herhangi bir filtrelemeye tabi tutmadan prosedür ya da function gibi özel nesneler kullanmadan ve bunların içerisinde dışarıdan gelen parametrenin değerini filtrelemeden yapılan işlemler her zaman sıkıntılı olur. Mesela buradaki işte basit bir select cümlesinin doğrudan filtrelemeden bir değer atama işlemi yapıldığında bu normalde herhangi bir kayıt getirmez. Yalnız bu kodlar arasına işte kapatılmayan mesela filtrelenmeyen kodlar arasına benim az önce yaptığım gibi farklı injection komutları yerleştirilerek bu sorguların manipüle edilmesi çok basittir. Çünkü herhangi bir filtreye tabi tutulmaz. Örneğin burada txt nokta email txt bir email bilgisini tutan text box'tan gelen bilgiyi atadığınızda herhangi bir filtreleme yapmıyorsunuz demektir. Bu da tabii ki güvenlik zafiyeti. Şimdi gene select sorgusu üzerinde bir veri ekleme işlemi yapalım. Mesela basit bir select sorgusu. Ancak ben peşine hemen şu sorguyu ekliyorum. Insert into kullanıcılar vesaire yazıyorum ve son olarak da bu sorgunun sonuna iki tane tire, tek tırnak ve tekrar noktalı virgülle kapatıyorum. Bu arada kullanıcılara tekrar bakalım. Refresh diyorum. Burada herhangi bir kayıt yok. Ekleyeceğim kayıtla ilgili. Burada saldırgan isimli bir kayıt ekliyorum. Sonuç yok tabii ki. Şimdi CTRL-R ile yeniledim. Ve burada saldırgan isimli kayıt. Bir select sorgusunu bir insert sorgusu haline getirdim. Bir başka örnekte bu sorguyla bir update işlemi yapmak. Mesela burada tekrar inceleyelim. test@test.com isimli bir e-mail adresi. Ben saldırgan kullanıcısının
e-mail adresini SQL injection ile değiştireceğim. Çalıştırdım. Buraya dikkat edelim. Hackett@test.com şeklinde değiştirelim. Bu SQL injection aslında yıllardır kullanılan bir yöntem ve açıkçası tehlikesi, yani önlem alınmadığı takdirde tehlikesi çok büyük olabilecek bir sıkıntı diyebilirim. Mesela sadece az önce bir en riskli olarak bir drop işlemi gerçekleştirdik ve bir tabloyu sildik. Ancak sistem tarafındaki ayarları gerçekleştiren cpconfigure store prosedürünü kullanmayı da sağlayabiliriz bununla. Ben bununla xpcmd shell extended prosedürünü aktif hale getirebilirim. Mesela bu select sorgusu içerisinde şu şekilde daha anlaşılabilir hale getirelim. Evet, mesela bir select sorgusu ancak tam bitişinde bir exec ile, tabii ki bu dışarıdan gönderilen parametre olarak düşünülebilir. Bunu gönderdiğimizde ne anlama gelir? Bunun için SQL Server Profiler, SQL Profiler'ı açtığınızda bu sorgu çalıştırıldığında göreceğiniz komut budur. Yani bu sorgunun anlamı budur aslında. Bu işlem yapıldığı zaman da xpcmd shell sistem kaynaklarına SQL Server tarafından erişim mümkün hale gelir. Bu da zaten büyük bir sıkıntı demektir. xpcmd shell SQL Server içerisinden SQL Server dışarısındaki bu Windows işletim sisteminin komut satırını yönetmek anlamına gelir. Yani sistemi yönetmek. Şimdi bir store prosedür ile SQL injection'a bakalım. Burada bir prosedür geliştireceğiz. Bu prosedür dışarıdan kullanıcı adı ve şifre isimli iki parametre alıyor. Bunlar da içerisinde herhangi bir değişiklik ya da düzenleme ya da kontrol yapmadan doğrudan bir dinamik SQL içerisine gönderilme senaryosu var. Bu senaryoda dışarıdan gelen parametreyi bir exec isimli, bu dinamik SQL konusunda işlediğimiz dinamik SQL metoduna gönderiyoruz. Fonksiyonuna gönderiyorum. Şimdi çalıştırdım. Benim burada şifrem. Şu an kayıt getirmeyecek çünkü öyle bir kayıt yok. Şimdi çalıştırdım ve getirdim. Bunun ne olması gerekirdi? Bu yanlış olan bir kullanım. Çünkü yukarıdaki örneklerde bolca anlattığımız şey buradaki parametrelerin doğrudan kod içerisine verilmemesi. Bir kere burada herhangi bir filtreleme yok. Dışarıdan parametre geldiği gibi kod içerisine ekleniyor ve bu da zaten güvenlik olarak büyük bir zafiyet anlamına gelir. Yani bu durumda sizi prosedürün yetenekleri kurtaramaz. Çünkü prosedürün yeteneklerini sizin kullanmanız gerekir. Bu kullanım en kötü sorgu yöntemlerinden biridir. Yani ne olabilirdi? Bu en basitinden, yani kötünün iyisi olarak kullanım dersek, bunun kullanım yöntemi şu şekilde olabilir. Herhangi bir filtreleme yapılmasa bile, mesela select list from kullanıcılar ver
kullanıcı ad, dışarıdan gelen kullanıcı ad, end şifre, dışarıdan gelen şifre bilgisi şeklinde bir kullanım daha doğru olacaktır. Tabii ki bu kullanıma göre. Yani bir select sorgusunu metin şeklinde kullanıp arasına parametre eklemek çok yanlış ve acemice bir kullanım olacaktır. Bir farklı örnek daha yapacağım şimdi. Bir ürün ara isimli prosedür oluşturuyorum. Bunun için create prosedür ile pr ürün ara isimli bir prosedür oluşturuyorum ve dışarıdan ara isimli bir parametre alacak bu. Varchar 50 veri tipinde as begin end blue içerisinde declare ile sorgu isminde bir değişken tanımlıyorum ve set ile bu sorguya bir bu değişkene bir değer atayacağım. Değer olarak da gene dynamic TSQL kullanacağım için bir select sorgusu atıyorum. Ancak gene aynı hatayı yapıp bu atadığım select sorgusuna dışarıdan bir parametre veriyorum. Yani select sorgusunu dynamic SQL ile burada kullanmak bir hata. Bu dışarıdan gelen parametreyi doğrudan herhangi bir filtreleme yapmadan direkt buraya atamak da ayrı bir hatadır. Ancak bunu kullandığımızı varsayalım. Normal şartlarda exec pr ürün ara just yazdığımızda bu sorgu tabi Adventure Works içerisinde oluşturmalıyız. Evet, bu sorgu başarılı bir şekilde çalışır. Bize istediğimiz sonucu getirir. Mesela ben bunu bu şekilde çalıştırdığımda bana 120 kayıt getirdi. Yani arama işlemini yapıyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu gerçekten her kullanan bu sorguyu bir arama işlemi için mi kullanacak? Yani veri tabanına erişmek için kullanma ihtimali var mı? Tabii ki muhtemelen olacaktır. Bu sorguyu dışarıdan aldığı parametreyi şu şekilde yaparsak gördüğünüz gibi 504 kaydın tamamı geldi. Ne yaptık burada? Name like buraya kadar gayet normal bir sorgu. Sıkıntı yok. Daha sonra ben bir kod enjekte ettim. Ve dedim ki or 1 eşittir 1 noktalı virgül ve 2 yan yana tire işaretinden sonra bir yüzde bir tek tırnak ve noktalı virgül. Bunu dinamik olarak nasıl yapabiliriz? Bu sorguyu çalıştırdık ve gördüğünüz gibi tüm kayıtları getirdi bana. Bunu prosedürle nasıl yapacağız? Tamam, burada bir tablo üzerinde normal bir ver sorgusuna bir saldırı işlemi gerçekleştirdik aslında. Burada bir kod enjekte işlemi yaptık. Ama prosedürle ilgisi yok. Bunu prosedüre nasıl uyarlayabiliriz? Declare ile dışarıdan gelen parametre belli. Buna set yapılan kısımda dışarıdan gelen parametre yani. Sorguyu şu şekilde gönderiyorum. Yüzde just iki tane tek tırnak or bir eşittir bir noktalı virgül tire tire ve yüzde işaretini ben bu değişkene değer olarak atadım. Bundan sonra zaten iş bitiyor. Çünkü bu değeri gönderdiğimde bu sorgudan hiçbir farkı yoktur. Bu sorgunun aynısı bu prosedür tarafından çalıştırılacaktır. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir filtreleme yapılmadığı için ben prosedür içerisinde istediğim gibi kod enjekte işlemi gerçekleştirmiş oldum.
Mesela burada ne yapılabilirdi? Çok en basit özellikleri söyleyebilirim. Burada boşlukları kaldırabilirdik. Daha sonra eşittir işaretini kaldırabilirdik, silerdik. Bu tire işaretlerini, noktalı virgülü kaldırırdık. Hatta tek tırnakları bile kaldırdığınızda bu sorun büyük oranda ortadan kalkmış olacaktı zaten. Ama bu filtrelemeleri yapmadığımız için gördüğünüz gibi yol geçen hanı gibi oluyor. Şimdi güvenlik bölümümüzün ikinci kısmına geçeceğiz. Bunun için de bu bölümün ismi erişim güvenliği. Erişim güvenliği SQL Server'da kullanıcıların, oturumların veri tabanına veriye erişmesini sağlayan ve nesneler üzerinde yönetimsel işlemler gerçekleştirmek için kullanılan izinlerin anlatıldığı bir bölüm olacak bu bölüm. Öncelikle bu işlem için AdventureWorks veri tabanını kullanacağım. Burada şurayı kapatayım. Burada DigiDeveloper adında bir login oluşturacağım. Şu an bu login yok. Birazdan oluşturacağız. Öncelikle ben copy yapıyorum. Ya da doğrudan geliştirici isminde bir login oluşturacağım. Yani oturum oluşturacağım. Bunun da şifresi burada belirttiğim şu karmaşık şifre olacak. Çalıştırdım. İşlem başarılı. Şimdi loginleri refresh ile yeniledim. Geliştirici isimli oturumu burada görüyorum. Peki bunu düzenlemek için neler yapabilirim? Mesela bu oturumun ismini değiştirebilirim. Burada üzerine tıkladığımda yaptığım işlemi ben kod tarafında TSQL ile yapabilirim. Nasıl? Alter login geliştirici with name eşittir DigiDeveloper. Ben geliştirici isimli oturumun adını DigiDeveloper olarak değiştirmek istiyorum. Bakalım. Evet, artık geliştirici oldu DigiDeveloper. Bunun şifresini değiştirmek içinse bu sorguyu kullanabilirim. Artık şifresi de bu şekilde değişti. Sunucuya erişim yetkisi vermek için, sunucu erişimi vermek için, yani oturuma SQL Server sunucusuna erişim yetkisi vermek için Grant Connect SQL to DigiDeveloper şeklinde kullanabilirim. Yalnız bu işlemi master veri tabanı üzerinde yapmamız gerekir. Bu erişimi kaldırmak için de Deny Connect kullanılır. Bunların tüm detaylarını ben kitapta çok detaylıca anlattım. Şu an detaylara giremiyorum. Sadece örnekleri yapıyoruz. Ancak bunların örneğin Grant'ın ne işe yaradı, Deny'nin ne işe yaradı detaylı olarak kitapta yer alıyor. Oturumları etkinleştirmek, devre dışı bırakmak ve kilidini kaldırmak. Burada alter login DigiDeveloper disable ile bir oturumu devre dışı bırakabilirim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Ve burayı yenilediğim zaman üzerinde aşağı doğru bir kırmızı ok belirdi. Gördüğünüz gibi. Bunu enable ediyorum. Şimdi yeniliyorum. Artık o kırmızı ok yok. Ancak diğerlerinde kırmızı ok var mesela. İki tanesinde. Bunun şifresini değiştirebilirim. Bir başka aynı şekilde yapacağım bunu. Bu arada burada yaptığımız örnek bir kilit kaldırma örneğiydi. Bu oturum üzerindeki kilidi unlock ile kaldırabilirim.
şifreyi de değiştirdik. Oturumları kaldırmak için ise drop login digidevelopers çalıştırdım. İşlem başarılı. Evet, artık digidevelopers oturumu yok. Bir başka az önce saydığım özelliklerden biri ise erişim güvenliğinde, mesela bir kullanıcının production şeması içerisindeki product tablosunda tablosu üzerinde bir select işlemi yapma yetkisi verebiliriz. Ama aynı kullanıcının bir delete işlemi, yani bir ürün silme işlemini yapmamasını isteyebiliriz. Bu durumda kullanılan izinlere ifade izinleri denir. Yani bir kullanıcıya nesneler ve veriler üzerinde oluşturma ya da değiştirme izinlerine genel olarak ifade izinleri denir. Mesela ben AV test isimli bir kullanıcı oluşturacağım. Bu kullanıcıyı diyorum ki production.product tablosunda select işlemi yapma yetkisi olsun. AdventureWorks içerisinde security tabında users tabındaki klasörü içerisinde new user diyorum ve burada kullanıcının ismini kopyaladım. Username kısmına yazdım. Bu arada bu logini tekrar oluşturdum. Geliştirici loginini. Onu kullanacağım. Hatta bunun adını da değiştireyim. DigiDeveloper olsun. Şu şekilde. Evet, DigiDeveloper. Ben bunu kullanarak bir kullanıcı oluşturacağım. Şimdi tekrar gelelim. AV test isimli kullanıcıyı oluşturacağım. Login name ise burada DigiDeveloper. Okey. Okey. Ve okey. Kullanıcımız oluştu. Ben diyorum ki product tablosu üzerinde AV test kullanıcısına select yetkisi vereyim. Tabii ki AdventureWorks veri tabanında olacak. İşlem başarılı. Üzerine tıklayalım. Bazı özelliklerine bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şemaya sahip değil. Membership içerisinde rol üyeliği yok. Ve herhangi bir başka bir özelliği de yok. Ancak ben buna diyorum ki mesela select yetkisi var. Gördüğünüz gibi select yetkisi verdim. Başka neyi verelim? AV test kullanıcısına bir de grant ile aynı şekilde create table yetkisi verelim. Yani AdventureWorks veri tabanında bir tablo oluşturma yetkisi veriyorum. Aynı zamanda bir tablo üzerinde, product tablosu üzerinde insert, update, delete silelim. Yani kullanıcının veri silme yetkisi olmasın. Şimdi gördüğünüz gibi update işlemi grant olarak belirlendi. Select işlemi de aynı. Az önce baktığımızda bunlar yoktu. Insert olarak da yetkisinin olduğunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi delete işlemi yetkisi yok. Mesela ben bunu da verecek olursam
artık delete yetkisi de olmuş oldu. Bu şekilde izinleri de yönetebildik. Peki bunları nasıl kaldıracağız? Select yetkisi vermiştik, select izni. Select'i kaldırıyorum. Revoke ile create table'ı da kaldırdım. Hatta hepsini kaldırdım. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir yetkisi yok artık. Boş. Deney de tam olarak engelleme işlemi, select işlemini engelleme, create table'ı engelleme. Bunların arasındaki farkı da kitapta anlattım. Revoke ile deney arasındaki. Bu şekilde gene deney yaptığım zaman bu sefer sağ tarafta deney listesinde bunları görebiliyoruz. Oturum ile rolleri atama işlemi için bir sistem store prosedürü kullanılır. Bunun adı sp add server role member'dır. Bunun biraz karmaşık gibi görünür. Ancak mantıklı bir şekilde açıklanmıştır. Add server role member'dır. Bunun için ben diyorum ki DigiDeveloper oturumuna bir SS admin rolünü atayım. Öncelikle ben bakayım ayarlarına. Burada server roles mesela ne vereceğim? Şu an public var. Ben SS admin vermek istiyorum. Kapatıyorum. SS admin'i verdim. Add ile verdim. Server role geldim. Evet. SS admin burada belirdi. Bunu kaldırmak istiyorum. Aynısının sadece add yerine drop kullandığımız sistem store prosedürüyle tekrar açtım. Server roles ve SS admin artık yok. Yani bu şekilde temel olarak girdiğim güvenlik konusunda epey bir konu anlattım sanırım. Kitapla birlikte bu uygulamaları da izlerseniz daha anlaşılır olacaktır sizin açınızdan. Umarım faydalı olmuştur.